hangisinde herhangi bir fiilimsi kullanılmamıştır diye soruluyor. B seçeneğinde düşünerek sözcüğü var. Erek arak ekini almış zarf fiil olmuştur. C seçeneğinde gittiğin gün derken dıktık ekinden dolayı sıfat fiili görüyoruz. D seçeneğinde kanayan sözcüğü en an ekinden dolayı sıfat fiil oluyor yine baka baka derken e a ekinden dolayı bu sözcüklerde zarf fiil oluyor. Hepsinde fiilimsi var ancak a seçeneğinde bir fiilimsi yok. Yakıcı sözcüğü sıfat ancak sıfat fiil değildir. Vurur sözcüğü çekimli eylemdir. Sorumuzun doğru cevabı a seçeneğidir. Bu beyitlerin hangisinde herhangi bir eylemsi örneği yoktur? Sırasıyla bakalım. Bursa'da bir eski cami avlusu küçük şadırvanda şakırdayan su derken burada sıfat fiil var. Yine yaşıyor sihrini geçmiş zamanın derken 3 numaralı yerde mışmış ekinden dolayı bir sıfat fiil var. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü derken mema ekinden dolayı isim fiil var. Gelen geçene derken burada bir sıfat fiil var. Ancak İki numaralı beyitte böyle bir durum söz konusu değil. İçinde gülüyor bana derinden yüzlerce çeşmenin serinliğinden. Burada bir fiilimsi söz konusu değil. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Parçada geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilimsi örneği değildir? Ölmesini sözcüğü -ma ekini almış bir fiilimsidir. İsim fiil olur. Bunu anlamak için parçaya bakmaya gerek yok. Büyüdüğünüz sözcüğü dık dik ekini almış bir sıfat fiil olmuş olur. Tanıtıp sözcüğü ıp ip ekini almış dikkat edelim bir zarf fiil olur. Sevdirmek sözcüğü mekmak ekinden dolayı bir isim fiil olmuş olur. İstiyorsanız ise şimdiki zamanın şartıyla çekimlenmiş bir fiildir. Fiilimsi değildir. Şimdiki zamanın şartıyla çekimlenmiş sorumuzun doğru cevabı bu nedenle e seçeneğidir. bu dizelerde kaç fiilimsi kullanılmıştır? Durulanmış kelimeler derken kelimelerin sıfatı olan bu sözcük mı şeklinden dolayı sıfat fiil olur. Pörsümüş bir dünya derken sıfat fiil olur. Kahreden kelimeler derken sıfat fiil olur. Yine burada tutulduğu derken dık dik sıfat fiil yapmış olur bu sözcü. Parlayan sözcü yine sıfat fiil olmuş olur en an ekinden dolayı çünkü seni dik tutacak derken buradaki fiildir, fiilimsi değildir. Buna göre getireceğim sözcüğü de aynı şekilde bir fiil olmuş olur. Burada sadece eke değil sözcüğün cümlede kazandığı anlama da bakmalıyız. Bu açıdan baktığımız zaman toplamda 5 tane fiilimsi görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf ile yer verilmiştir diye soruluyor. Verdiğin sözcüğü dıktik dık ekinden dolayı sıfat fiildir. Başka bir fiilimsi bulamıyoruz. Doğru cevap olamaz. Bağırış sözcüğü ışı şeklinden dolayı isim fiildir. Geçen sözcüğü sıfat fiildir. Başka bir fiilimsi burada yoktur. Burada C seçeneğinde soğuyan sözcüğü sıfat fiil olmuş olur. Başka da bir zarf fiil buluruz. Ancak isim fiil yine bulamayız. E seçeneğinde yürüyüş sözcüğü isim fiil olmuş olur. Dikkat etmeden derken medenmadan sözcüğü bir zarf fiil olmuş olur. Burada da üç türlü fiilimsi bulamıyoruz. D seçeneğine bakalım. Gelince derken burada bir zarf fiilimiz var. Yaşadığı sözcüğü dık dik ekinden dolayı sıfat fiil oluyor. Affetmek derken mekmak ekinden dolayı isim fiil oluyor. Üç tür fiilimsi de bu cümlede buluyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri fiilimsidir? Bir adın kalmalı geriye derken melimalı ekinden dolayı bu sözcük gereklilik kipinde çekinmemiş bir eylem olur eylemsi olmaz. Yalnızlık sözcüğü bir isimdir. Yine aynı şekilde kırılmış sözcüğüne bakalım. Kırılmış şeyler derken mışmış ekinden dolayı bu sözcük sıfat fiil olur. Kahreden gurbet derken en an ekinden dolayı bu sözcükte sıfat fiil olmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 4 numaralı sözlerdir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Bu mektubun kaç numaralı cümlesinde isim, sıfat ve zarf fiil birlikte kullanılmıştır diye soruluyor. Birinciye bakalım. Benim için dünya binlerce belki ile dolu dürüst bir insanın Milena esaretin izin verdiği kadar dürüst derken burada sadece sıfat fiil var bir şeklimle herkese benzemeyen derken burada en an sıfat fiil yapıyor. Yine başka bir fiilimsi bulamıyoruz. Üçüncüye bakalım. Savaşarak bir zarf fiil, kazanmak bir isim fiil olan bir sıfat fiildir. Dördüncüye bakıyoruz. Geleceğimi değil geçmişimi derken bunlar kalıplaşarak isim olmuş sözcüklerdir. Yaratmak bir isim fiildir. Beşinci cümlede mema ekinden dolayı. Bu sözcük isim fiil olmuş olur. Mekmaktan dolayı da uyumak isim fiil olmuş olur. Sadece dikkatlice baktığımız zaman üçüncü cümlede bunu görebiliyoruz. Zarf fiil, isim fiil ve sıfat fiil bir arada. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Hangisinde ortaç farklı görevde kullanılmıştır deniyor. B seçeneğinde sustuğu vakit denmiş. Burada ismin özelliğini belirtmiş sıfat görevinde kullanılmış. Konduracak toz derken aynı şekilde sıfat görevinde kullanılmış. Cenneti andıran akşam derken sıfat görevinde kullanılmış. Bağlayan şey derken doğrudan sıfat görevinde kullanılmış olduğunu görüyoruz. Ancak A seçeneğinde geride bekleyenin varmış denmiş. Burada herhangi bir isim söylenmemiş. Yani buradaki sıfat fiil adlaşmış sıfat fiil biçiminde kullanılmış. Sıfat olmamış. Bu açıdan diğerlerinden farklıdır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir diye soruluyor. Sevdiğim sözcüğü dık dik ekin almış bir sıfat fiil olmuştur. Çağlayarak sözcüğü erek arak ekin almış bir zarf fiil olmuştur. Yapıp sözcüğü ıp ipeki ile bir zarf fiil olmuştur aktığı sözcüğü dıktık ekiyle bir sıfat fiil olmuştur. Ancak uzaklardayken sözcüğü her ne kadar zarf fiil eki almış gibi görünse de bu ek zarf yapmıştır fakat sözcüğün kökü fiil olmadığı için zarf fiil olmaz. Bu sadece zarftır. Zarf fiil değildir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağ fiil farklı bir anlam ilgisi katmıştır diye soruluyor ve açıklamada durum ya da zaman yönünden nitelediği belirtiliyor. Buna göre bakalım sen gülünce açılır dizesinde ne zaman sorusunun cevabı olduğunu görüyoruz. Yine ne zaman çıktı gittin gideli derken ne zaman sorusunun cevabı olan bir bafil görmüş oluyoruz. Gemiler kalkar yüreğimden ne zaman sen geçerken burada da zaman ilgisini görmüş oluyoruz. Yine daha güneş batar batmaz oradayım denmiş. Ne zaman oradayım? Güneş batar batmaz. Burada da zaman ilgisi kattığını görüyoruz bağ fiilin. Ancak E seçeneğinde burada gözlerim kapanıp daldığım zaman nasıl daldığım zaman gözlerim kapanıp daldığım zaman deniyor. Burada farklı bir anlam ilgisi görebiliyoruz. Durum belirten bir zarf fiil söz konusu. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Hangisinde altı çizili fiilimsiler türce özdeştir, aynıdır diye soruluyor. Koşan sözcüğü sıfat fiildir çünkü en aneki var. Gidiş sözcüğü ise isim fiildir. Bu doğru cevap olamaz. Yine yağarak sözcüğü zarf fiildir. Susamış sözcüğü sıfat fiildir. Bakıp sözcüğü zarf fiildir. Uçan sözcüğü sıfat fiildir. En anekinden dolayı. Burada gittikçe derken dıkça dikçe eki zarf fiildir, kuşatan sözcüğü sıfat fiildir. D seçeneğine baktığımız zaman süzülen sözcüğü sıfat fiil oluşturur ancak koklanası sözcüğü de sıfat fiil oluşturur. Bu açıdan diğerlerinden farklı olarak özdeş fiilimsiler görmüş oluruz. Bu seçenekte sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Hangisinde fiilimsi eki alan sözcük eylem anlamını yitirmiş ve kalıcı isim olmuştur deniyor? Burada çağlayan gözyaşı derken sıfat fiil var. Dolması derken isim fiil var. Parlayan bir sıfat fiildir. Burada gitmek ve sevmek isim fiil olarak kullanılmıştır. Fakat E seçeneğinde dondurma sözcüğü Mema ekini almıştır, dondurmak eylemine gelmiştir. Fakat bir isim fiil yerine kalıplaşarak bir varlığın ismi olmuştur, bir yiyeceği isim olmuştur. Bu açıdan kalıcı isim olduğunu söylemek mümkündür. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir.